Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Emrecan, özellikle Türkiye'de de yavaşça popüler olan, hatta böyle esprileri konu olan bir site var. OnlyFans diye, biliyorsundur. Burada galiba insanlar genellikle biraz daha tenasül uzuvlarını mı desem ya da özel fotoğraflarını paylaşıyor ve karşılığında da abonelik karşılığı belli bir para istiyor. $5, $10 vesaire. Çok kısa sürede para kazananlar da varmış. Bu site hakkında ne düşünüyorsun? Yani çok mantıklı ve başarılı bir oluşum bence. Her ne kadar şimdi beğenilmeyecek bir yorum olsa da çok mantıklı. Abi site %90 içeriği tamamen cinsel içerik. Hani bu üstsüz fotoğraflar, çok yüksek meblağlara insanların kendileri çektiği cinsel içerikli filmler. Ve site dışına yayılmıyor. Sonuçta burası internet. Biri internette bir şey koyarsa mutlaka para vermeden görebilirsin, değil mi? Hani filmlerde torrent, HD film cehennemi gibi örnekleri çok var. Netflix çok ucuz olduğu için şimdi hepimiz aldık tabii, Amazon Prime, Netflix bir şeydir, ama her şeyi Google adını yazarak ya indirebiliyorsun ya izleyebiliyorsun. OnlyFans'ın farkı işte bu açığı çok güzel kapattılar. Sadece sitede görebiliyorsun. Bahsedilen meblağı vermediğin sürece göremiyorsun. Gerçekten çok mantıklı. Ben üye falan değilim. Öyle bir para kazanmıyoruz. Çok başarılı bulduğum bir yatırımdı. İşte bununla ilgili zaten yakın zamanda olaylar çıktı. Bu siteyi neden eleştirirler bilmem. Sonuçta orada para karşılığı bir içerik var. Parasını verirsen görürsün. Vermezsen görmezsin. Hani sağda solda görebileceğin bir şey değil. Eski internetteki gibi herhangi bir siteye girdiğin zaman VPN reklamı koyuyorlardı ya. Şimdi bet sitesi reklamları, iddia reklamları var ya. Zamanında da ya boy uzatan topuk bilmem nesi vardı. 1.70 adamı 1.80 yapıyor falan. Denge bilekliği. Denge bilekliği. Bak nasıl tokatladılar herkesi. Shaquille O'Neal'ı reklama çıkardı adamlar. Gerçekten çalışıyor falan. Mesela ben almıştım o zaman. Placebo etkisi. İnsan bir şekilde etkileniyor ama mesela OnlyFans konusunda insanlar biraz galiba şeye takılıyor. Bu etik mi? Benim yaptığım tabiri caizse orospuluk mu? Herkes bunu soruyor aslında. Sonuçta hani genellikle orada çıplak içerik paylaşılabiliyor. %250 etiktir abi. Çok basit bir mantık. Yabancıların bir deyimi vardır. Dünyanın en eski mesleği diye hayat kadınlığından bahseder. Hayat kadınlığına kendi aralarında dünyanın en eski mesleği derler. Bu gayet etik bir şey. Neden? Çünkü orada biri var. Bir model veya bir insan. Diyor ki belli bir ücret karşılığında bu fotoğrafımı veya videomu görebilirsin. Sen de ücreti verirsen görüyorsun. Vermezsen görmüyorsun. Bunu isteyen işte hayat kadınlığı desin, orospuluk desin, ne derse desin. Aslında orada basit bir şekilde tabir eder dersen bir ürün var. İşte çıplak fotoğraf. Sen de bu ürünü satın almak istiyorsun veya işte bu ürüne erişim istiyorsun ve bunun maddi karşılığını verip erişiyorsun. Alanda tabii ki de sorun yok. Parasını basıyor. Ama ben şunu düşünmüyorum. Mesela şimdi OnlyFans'teki içerik üreticisi diyelim bir tane. Bu içerik ürettiği zaman kendisini senin bahsettiğin o meslekten bir sanatçı olarak görmüyor tabii ki de. Ben diyor hani içerik üretiyorum ya da işte hani sadece fotoğraf ya da bir şey paylaşıyorum olarak görüyor. Aslında nasıl desem orospuluğun sanal hali de diyebiliriz. Çoğu zaman öyle aslında. Tamam abi, olsun. Mesela bak 2000'lerin başında 90'larda çok yaygın bir olay. Şimdi Amerika'da mesela biliyorsun üniversitelerin hepsi paralı. Genç kadınların bazıları şunu fark etmiş. Striptiz sektöründe acayip para var bahşişlerden dolayı ve okullarda çok pahalı. Abi akşamları bayağı bildiğin bu striptiz kulüplerinde striptizcilik yapmaya başlamışlar. Bu parayı bulamayanlar bu sektöre girmişler. Elini vicdanına koyup dinleyen ofans olarak düşünen insanlar. Bana YouTube'dan sarı tutku izlemiş adam gelip burada OnlyFans işte helal midir duyarı yapmaz. Sektörün bugünkü adı OnlyFans. Yarın başka bir şey olacak. Bundan önce daha saçmaları var. İnternette Rule 34 diye bir şey var. İnternet içeriğinin araştırmalara göre %20'si ile 40'ı arası cinsel içerik. Baktığın zaman abi bu duyarı kasanların Twitter'ına giriyorsun, beğenilerine bakıyorsun. Mesela hiç şaşmaz diye paylaşıyorsun falan. Yani bunun etik olup olmaması değil ki burada önemli olan. Yaptığı işin bilincindeyse aslında bunu yapan, diğer insana elbette bok yemek düşer tabii ki de. Kimse kimseye o konuda laf edemez. Ben mesela şimdi sonuçta heteroseksüelim. Kadından hoşlanıyorum. Şimdi diyelim ki orada bir kadın var. Fiziği falan çok hoşuma gidiyor. Parasını verdim diyorum. Yani bu kadın mesela o fiziği sabit tutmak için mesela. Çünkü sonuçta hayatını buradan kazanıyor. Kimisi milyon dolar, kimisi üniversite parası, kimisi kira. Neyse ne. Herkes belli bir amaç için buradan belli bir miktar para kazanıyor. O kadın mesela aynı fizikte kalabilmesi için kalori kısıtlıyor, spora gidiyor. İşte
bıçak altına yatıyor. Göğüs implantı mesela. İnanılmaz popüler bir ameliyat. Bu kadının oraya yaptığı bir yatırım var. Yatırımı vücuduna yapıyor abi. Ya ben içerinin %90'ı için konuşuyorum. Mesela diğer geri kalan %10'unda ağırlıklı olarak sihirbazlık, hokkabazlık gösterilerinin nasıl yapıldığına dair şeyler var. Ressamlar vesaireler var ama onlar daha çok Patreon kullanıyor. Şimdi bu sektörün çok yaftalanmasını anlamıyorum. Çünkü bak bu kapansın, başka bir tanesi açılacak. En büyük aynı konseptte ikinci rakibi site Just For Fans diye bir site. Adamlar direkt çıkmış, fırsattan istifade açıklama yapmış. Abicim biz porno sitesiyiz. Bizi büyüten pornoculardır, cinsel içeriktir. Asla yasaklamayacağız, asla banlamayacağız. Eğer OnlyFans banlarsa bize gelin, daha iyi hizmet vereceğiz içerik üreticilerimiz için demiş. Bugün bunu kapatacaksın ama insanların, maalesef bazı insanlar kabullenmeyebilir ama eğri oturup doğru konuşuyor. İnsanlar cinsel içerik tüketiyor ve tüketmek istiyor. Talebi olan bir şeyle durduramıyorsun zaten. Ve bir şekilde onlara bu içerik sağlamak isteyenler de var. Çünkü hani bir para akışı var. Para karşılığı yapıyor. Sevdiği için yapıyor. Belki nymphomania. Hani bunu bilemeyiz. Belli bir sebepten dolayı bu içeriği sağlayan var. Bariz sebeplerden dolayı bu içeriği tüketenler var. Benim korkum şu. Baskılanmış toplumlarda bu çok oluyor. Bu tarz şeylerin özellikle böyle hani mesela cinsellik konusunda çok baskı yaptığın zaman toplumun geri tepkisi yine cinsellik üzerinden yasağa gidiyor. Mesela abi sen ülkede sürekli cinsellik öcüdür, kötüdür bilmem ne diye yaptın. Ondan sonra sürekli baskılanmış bilinçsiz cahil genç erkekler o sokaktaki kadınlara tecavüz etmeye, cinsel tacize daha yatkın oluyor. E sen bir de bunun üzerine bunların cezalarını arttırmazsan gözleri de korkmuyor. Artık sokaklarında ellerinde penisleriyle geziyor. Bu içeriği bence daha ucuza bir şekilde de sağlamak lazım insanlara. Çünkü buna erişimi olmadıkça erişim hakkı isteyip bu sefer yapmaması gereken bir davranış yapabilecek. Mesela adam hayatı boyunca bu kötü, bu kötü, bu kötü dedi. Bir kere bir şekilde denedi. Fix'ti. Türk erkeği askere gitmeden önce belli bir müesseseye gider mesela. Merkezin bildiği. Bir kere bunun tadını alıyor. Hayatı boyunca yasaklanmış bir şey. Sonra sürekli bunu yaşamak istiyor. Ne oluyor? Yaşayacak insan bulamayınca zorla yaşamak istiyor. Cinsel konularda baskı arttıkça cinsel her şey artıyor. Sadece tüketim de değil. Cinsel suç da artıyor. Bunları bu kadar öcüleyeceğimize düzgün bir eğitim vermemiz lazım. Bu okullarda cinsel eğitim olmamasına bile buradan girebilirsin aslında. Yani hani bu içeriğin bu kadar öcülenip öcülenmesi çok saçma. İsmini hatırlamıyorum. Galiba Hande Hanım'da bir spor muhabiri. Instagram'da bir videosunda dans etti diye, oryantal yaptı diye patronu eleştirmiş. E bir bakıyor Instagram'dan takip ediyorsun. Kardeşim beğenmiyorsan takip etme. Videoya beğeni atmamışsın bir tek. Çok saçma geliyor bana. Biri bu içeriği sağlıyor. Sen de bir şekilde alıyorsun. Mesela sen çok para kazanıyorsun atıyorum. YouTube gibi bir şey. Sen de abicim şirket açıyorsun. Devlet de vergini alıyor. Bir kişi parasını verip istediği şeye sahip olabiliyor mu? Olur öyleyse. Göğüs gördüğü diye insanların ağzı götü oynamasın. Saçmalamaya gerek yok. OnlyFans'ten başka ya Twitter'da bazen ana sayfayı açınca böyle yürümüş tweetler, ünlü olmuş şeyler geçiyor. Gözüme bir şey takıldı. Daha önce de görüyordum. Finansal köle diye bir olay var. Bu finansal köleler genellikle erkek oluyor ve bir kadın kişiye karşı gelişiyor. Bu köle arkadaşımız bir kıza finansal olarak destek veriyor ve kendisine kötü davranılmasını istiyor. Köpek gibi davranılmasını istiyor. Bazı kızlar böyle kişilere bana niye böyle bir saçma bir teklife geliyorsunuz, niye köle olasınız vesaire deyince de ya siz karışmayın bu bizim kendi isteğimiz falan deyip gidiyorlarmış başkalarına. Bu eskiden de vardı hatırlarsın bu köle muhabbeti falan. Herkese çok saçma bir şey gelir ama hani neden bu kadar bunun altında ne yatıyor gerçekten anlaması çok güç. Biri domine edilmek istiyor ve birini beğenip beni domine ama ediyor. Ama erkeksin tamam. Yani. Ya erkek olur kadın olur. Bazı erkekler de domine edilmekten hoşlanıyor. Tarlayı satıp ondan sonra finansal köle oluyorlar. 3 dönüm tarlalarını satıp. Bazı insanlar cinsiyeti düşünmediğin zaman. Genel olarak baktığında evet Türkiye'de erkek finansal köle, kadın sahip gibi bir genelleme var. Ama olay şu. Adam domine edilmek istiyor. Karşılığında sunabileceği ne var? Para en değerli. Ya en değerlisini de geç. Adamı zaten sunabileceği, kadının işine yarayabilecek o var. Sen diyor beni domine et. Ben domine edilmenin bu şekilde olduğunu düşünüyorum. İşte hakaret edilmesi, köpek gibi davranılması, köle gibi davranılması. Karşılığında sana parasını vereyim diyor. Kadının da hoşuna gidiyor. Çünkü fren yoldan alışveriş yapabilecek o zaman. Kendine crop top alabilecek. Tamam diyor. Ben diyor senin ananı avradını İBAN'ını atıyor ondan sonra. 500 lira yolla. Aynen 500 lira yolla. Bir de bak onlar da ucuz değil. Artık tekelleşmiş o işte. 500 liradan kapı açıyorlar oğlum. Hani böyle bir iş olur mu? Dalga geçtiğimiz düşünen varsa kesinlikle yok. Boy ben bir sürü kızın tweetini gördüm. Kendi direkt mesajlarını paylaşmışlar. Bildiğin 300 lira 400 lira at falan deyip finansal köleler de zor durumda şey diyorlar. Akşamı çıkarabilir miyim düşünmem lazım atmadan önce falan. Onlar da artık trip yapmışlar.
yapmaya falan başlamış. Hani ülkenin finansal köleleri bile kötü. Ekonomi biraz kötüleştikçe doğal olarak finansal köleler de etkileniyor. Ama yani varsa aranızda öyle, mesela bize finansal köle olacak, katıl butonuna tıklayabilir. Karşılığında biz küfür istiyorsanız küfür ederiz yani. Yani kesinlikle. Çok değil. Hiç de sizi yargılamayız. Alın ilki bedava, sizin ben ağzınıza sıçayım. Bu finansal köle okumak lazım üzerine. Çok saçma geliyor bize. Çünkü sonuçta biz normal, standart, düşük orta sosyoekonomik sınıfta yetişmiş memur çocuklarıyız. Köle, möle vesaire. Bak her şeye empati yaparım da buna empati yapabilmek pek mantıklı gelmiyor. Çünkü illa erkeksin, kadınsın meselesi de değil. Sen bildiğin paranı veriyorsun, emeğini veriyorsun ve karşılığında sanaldan küfür falan yiyorsun ya da ne bileyim domine ediliyorsun. Kendine büyük saygısızlığın da göstergesi sanki. Sadece bunu sevmek de değil olay. Bazıları şunun farkında. Ben bu şekilde bu konsept dışında asla bu kadar güzel bir bayanla muhabbet edememin farkında adam. Ya bak biz bile Twitter'da kendi aramızda şakasına böyle "Ay işte sana finansal köle lazım" tarzı birine bir tweet atıyorsun. Adam Twitter aramasına yazıyor "finansal köle" diye. Lokasyondan Bursa'da oturuyorum ben, atıyorum Bursa'yı seçiyor. Bursa'da içinde "finansal köle" geçen tweetleri arıyor. Hesabın gizli değilse. Ondan sonra oradan buluyor, bakıyor fotoğrafını, beğeniyor. "Efendim ben köleniz olurum. Üzerime işeyin, 200 lira atayım" falan. Çok yaygın şeyler. Bir de abi bak, bu adamlar hani eskiden oturup böyle toplanabilecekleri bir yer de yok. Mesela atıyorum Semer Kafe'ye gelelim, finansal kölelerin yıllık toplantısı veya işte Marmara Bölgesi finansal köleler toplantısı tarzı bir şey yapamıyorlar. Şu an büyük ihtimalle yapıyorlardı. Tamam mı? Hani internet bu insanlara da bir araya gelebilme özelliği verdi. Al bak Reddit. Abi insan eti yemeyi düşünenler mesela Reddit'te toplanıyorlar. İnsan eti yemedim ama şöyleymiş böyleymiş diye konuşuyorlar. Yarısı kesin yamyam. O kadar detaylı anlatıyorlar ki. Mesela aşı karşıtları şu anın çok popüler konusu. Düz dünyacılarla aynı kafadalar resmen aşı karşıtları. Eskiden bu adamlar bir avuç salak ama hepsi bazı yerlerde bir avuç salak. Mesela toplumun atıyorum sen sanıyorsun ki %90'ı aşı istiyor. Ben %10'dayım, azınlıktayım. Sağda solda ağzımı açarsam beni işte yaftalarlar, aşağılarlar, aralarına almaz. Ama internet sana anonim olabilme seçeneği veriyor. Diyorsun ki patlıcan yiyen 69 benimlik. Ben abicim finansal köle olmak istiyorum. Veya işte düz dünyaya inanıyorum. Mu kıtasına inanıyorum, Atlantis'e inanıyorum falan filan. Şu an gerçekliği kanıtlanmamış herhangi bir şey. İşte ben aşıya karşıyım kardeşim, içinde kokoreç varmış diyorsun. Ondan sonra başka bir tanesi geliyor. Bal kabağı suratlım diye biri geliyor. Tanımıyorsun, etmiyorsun. Bal kabağı suratlım diyor. Aynen, ben de işte düz dünyacıyım veya ben de aşıya karşıyım. İçinde alüminyum varmış. Alüminyum bizim boruda var ya. Doğalgaz borusu mu koyuyorlar içimize falan. Hani böyle aptal bir konuşma başlatabiliyorsun. Ve kimse kimseyi tanımıyor. Belki o senin gündeki Hanife ablan. Oturmuş MyNet'e, düz dünyacıları bir şekilde Reddit'i bulmuş. Veya işte Facebook'ta kapalı grupları bulmuş. Bir şekilde ulaşmış. Bu artık insanlara ulaşma fırsatı veriyor ve anlıyorlar ki ya biz bu kadar az değilmişiz. Azınlık değiliz. Hadi toplanalım. Biriniz bir tane tweet atsın RT'ye. Bir şey paylaşsın, beğenelim. Sayımızı gösterelim. 2000-3000 kişi olduğumuzu mesela gösterelim atıyorum. 3000 tane aşı karşıtıyız biz. Ve bir topluluk da kurabilirler. Buna karşı bir şey de yok. Finansal köle platformu ya da derneği kurulmadı. Hani bunu birisi kurarsa... Kuruldu. Adı OnlyFans. Tamam mı? Bu aslında işte finansal köle sempozyumu bir şey. İçeriğin %90'ı zaten finansal köle ne yapıyor? İşte ilk başta diyor ayağa alışsın diye. Anama küfret 200 atayım. Babama söv 300. Ağzıma sıç diyeni var. Sonra işte birdenbire hani bazen pokerde de all-in girersin ya, her şeyi koyarsın eline güvenip. Hani bayağıdır ayağına alıştırmışsın. 300-500 falan, artık karşındaki insan senden düzenli bir para akışına alışmış. Atıyorum 500 yolluyorsun aylık küfür için. Bu sefer diyorsun ki 1000 yollayayım, gösterini at. O da diyor normalden iki katı. Ya nasıl olsa yüzüm görünmeyecek, atıyor. Hani işte bu platformda OnlyFans'da abi sadece OnlyFans'dan bakabiliyorsun. Hani cep telefonuna indirme gibi bir lüksün yok. Çünkü öbür türlü banlanıyorsun, yakalanıyorsun. Finansal köle olmak isteyen adamlar ne zaten? Normalde elde edemeyecekleri kadın veya erkeklerin finansal kölesi oluyor. Tumblr da bu yüzden popüler olmuştu. Aynısının parasızı. İlk çıktığı zaman yok Tumblr boys. Tumblr girl, işte kızıl saçlı, beyaz tenli, yeşil gözlüsü falan en ideali. Aynen, dil çıkartan, diş tellerinin arasından dili çıkıyor kızın. Bu bir şekilde devam edecek. Yarın öbür gün Michelin lastiğinin o maskotu bile bir şekilde cinselleştirilebilecek. Cinselleştirilmiştir. Rule34.com'a girin. Orada Google araması gibi bir şey var. Herhangi bir şey yaz. Abi LOL'deki Rengar'ın adını yaz. Onun bile cinsel fotoğrafı var.
var. Abi oyun karakterinin niye sen öyle bir pozunu hayal edip çizdin? Nidalee ile neden öyle yapıyor onlar? Hadi Miss Fortune'ı falan çiz yani. Nidalee de Rengar'da ormanda ya. Bir de arkaya orman morman çizmişler. Nidalee mızrağı yere saplamış işte falan. Rengar'la açığa gitmişler. Hayal gücü sınırsız bir şey. Hentai diye bir janra var abi. Şaka gibi. Normal bir şey de değil. Her tarafta ahtapotlar bilmem neler falan. Abi ahtapotu niye öyle düşündün? Yani bana mesela saçma geliyor ama eğleneni var. Herkesin farklı bir şekilde fantezi fetişi var. Bunların hepsine bir platform sağlanması lazımdı. İşte biri sağlıyor. Bir startup yapıyor. İlk başta gülüyorsun. Sen buna 10 yıl önce desem şöyle bir şey. Abi ben bir uygulama yapacağım. Kahvenin telvesinin fotoğrafını çekiyorsun. Bana yolla. O fotoğrafları biri fal yorumu yapacak. Telefondan hiç kafanı kaldırmayacaksın. Doğum gününü bilmem neyini falan filan soracak. Kahve falı yorumlayacağız. Ve inanılmaz tıklama alacağız. Böyle bir şeye inanır mıydın 10 yıl önce? İnanmazdın ama biri düşündü falan işte. Şu an mesela saçma gelen bir düşünceniz varsa ileriyi düşünün. Bundan 400-500 yıl öncenin cinsel sayılan şeyi Shakespeare'in oyunları. Şu an cinsel olarak mı görüyorsun? Ya gayet normal. Bundan 500 yıl sonra bugün bizim işte cinsel içerik dediğimiz şey çok normal olabilir. Afrika'daki kabilelerde göğsün açık olması falan çok normal bir şey. National Geographic fotoğrafı yapıyorlar ya. Abi bu belgesel diyorsun ama işte bakkal National Geographic almış. Normalde almayan adam. Neden? Önde çünkü Swahili kabilesinden bir kadının sağ göğsü gözüküyor. Bugün cinsel görünen şey yarın görünmeyebilir. İleriyi düşünmek lazım. Açık görüşlü olup her şeyin satabileceğini bu dünyada unutmayın. Çok başarılı olmuş. İnsanlar da şey diyor. Aslında bazı şeyleri düşünmek, bazı işlere girişmek, yanlış anlaşılmak, bazen deli gibi algılanmak bile sayılabiliyor diyor insanlar. Hani bu da aslında senin dediğin örnek gibi 10 sene önceki şey çok saçma ve komik gelirken, delice gelirken şu an gayet normal gelmesi. Bunu aslında kanıtlar nitelikte. Hayır, bir ton çakması da var. Bak mesela abi, dünyanın şu an en büyük şirketi Amazon. En zengin adamı Jeff Bezos sahibi. Bu adam nasıl başlıyor biliyor musun 40 yıl önce? Hatta böyle şu anın milyonerleri falan filan var. Zamanında onlardan yatırım istemiş, vermemişler. Adamlar böyle dizlerini dövüyor. Başlangıcı Amazon'un şu. Ben bir sistem kuracağım. Garajımdan kitap satacağım. Aracıların hepsini kesiyorum. Ne kütüphanesiymiş, ne bookstore'muş, ne diyanarıymış, ne kitap eviymiş. Kitabı beğeniyorsun. Ben kitabı direkt sana kargolayacağım. Amazon'un başlangıcı böyle. Kitap satarak başladı. Ve şu an dünyanın en büyük satış platformu. Amazon bir de Alibaba. Aynısının nasyası. Hani o da artık coğrafi engellerden dolayı. Adam garajından tüm aracıları keserek kitap satmayı düşünerek başlamış. Şu an aradığın her şey var. Hatta bir ara hatırlıyorsun Trendyol'dan bebek satılıyor falan diye geziyorduk. Podcast'in ilk bölümlerinden birinde çektik. O bölüm yandı. İlk böyle yanan bölümümüzdü o. Hani düşün bir ara bebek bile satılıyor buradan. Bak insan kaçakçılığı yapıyor falan diyor. Hani ondan dolayı hayallerinize ufak koymayın. OnlyFans vesaire de paranız varsa verin kardeşim. Katıl butonundan da desteklerinizi bekliyoruz. İlla aynen. Sakın katıl butonundan bizi destekleyenler yanlış anlamasın. Finansal köle olayı. Ama o konuda da her türlü özellikle Emrecan size küfürsel desteği, hakareti sağlayacaktır. Ben de yardımcı olurum. Aynen. Öyle bir isteğiniz varsa ortağın çocukların DM kutusuna numaranızı atın. DM olarak küfredemeyiz. Çünkü o zaman esas alıp savcılığa verebilirsiniz ama arayıp ananıza sövebilirim. Sıkıntı yok. Aynen öyle. O zaman bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Ortanca çocuklardan bu haftalık da bu kadar. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.